Bu ablan bacık. Yasemin selam ederim, gözlerinden öperim kızım. Asuman selam ederim, gözlerinden öperim. İsmihan selam ederim, gözlerinden öperim kızım. Kani selam ederim, gözlerinden öperim yavrum. İlvan selam ederim, gözlerinden öperim kuzum. Bu kadar yani. Damatlarıma selam ederim, gözlerinden öperim. Ne olacak? Şimdi benim hanım hastalandı, rahatsızlandı. Şurada yakında Yavun Nahiye diye Sivas'a bağlı bir köy var. Yavun. Şurada, oraya götürdüm, orada bir doktor vardı. He. Şimdi bunun parmağında kan alacaklar. Bu dedi ki, abla elini uzat da parmağından kan alacağım dedi. Şekerim artık ne ölçeceğse. He. Bu öyle diyene kadar bu pat düştü. Ben de öyleyim ya. Şu inleyi batırana kadar var ya, canım çekiliyor sanki. Neyse. Batırınca bir şey yok. Bu düştü, neyse, elini kolunu salladık azıcık, bu biraz şey yaptı, dedim ki mahsus, vallahi mahsus dedim bana, ne diyecekler acaba diye. Dedim ki ya bu korkuyu benden bağır alın dedim, bana ben. Ya o demez mi ki, hayır sen başkasın, o başkasın demez mi? Aha ki orada bana deseydi ki, yani hamilesin deseydi ben utanmaz mıydım orada? Değil mi? Öyle değil mi ama? Hı. Ne biçim doktorluk? Böyle bir şey başımızdan geçti, daha halen söylerim gülüşürler. Vallahi. Evet. Sen de hemen görüyorsun kameraya. Evet. Bari yapsaydık şöyle Hasan abi. Makyaj. Şöyle biraz. Değil mi? Düzeltseydik değil mi Hasan abi? Ya. Köyümüzde cenaze vardı kardeşim, ondan dolayı çok üzüldük, acı bir olay oldu. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kim vefat etti Hasan abi? Turgay hocamız vardı, Merkez Camii'nin müezzini, Akdağ Mahallesi'nde. Akdağ Mahallesi'nde imam mıydı? İmam mıydı, müezziniydi. Buralı mıydı? Bizim köylüydü, buralıydı. Daha bugün dördüncü günü, değil mi? Üçüncü günü. Geçen beşinci hafta pazar günü akşam öldü. Akşam pazar günü. doğru. Ölümlü dünya işte, abi, ne yapacağım, ölümün ne zaman gelip ne zaman kimin vefat edeceğini bilemez. Öyle tabii ama acıklı oldu. Gençte, gençleri de, hanımı da vefat etti, kendi de vefat etti. Çocukları, büyük çocuğu yoğun bakımda Ankara'da, küçüklerde pek bir şey yok da. Çok acı oldu yani, üzülmedi, kimse kalmadı. Allah rahmet eylesin. Haliyle biz de işte saç sakal biraz da yaslıyız daha doğrusu. Elden bir şey gelir mi? Yani dua muhakkak, etmekten muhakkak. Başka bir şey gelmez. Amin. Değil mi? Deli şunu da atana yani. Evet. Çekilir tabii de. Hasan abi biraz Batur ailesinden bahsetti. Köyde Batur olarak kimler yaşamakta? Batur sülalesi olarak kaç aile var şu anda? Evet. Kabileden bahset abicim. Vallahi bizim Baturlar'da bir tane amcamız kaldı yaşlı olarak. O da Celli'nin babası. Bal amcam. Ondan hiç ballığını da görmedik ondan ya. Ondan büyük kimse yok. Başka bir şey dediği yok. Onun da çocukları her biri bir tarafta. Baturlar'dan yani köyde göççük oldu. Bizim Baturlar'da da biz 8 kardeşik. Hı. Bir karşıda bir kardeşim var, bir de ben var. 2 kişi kaldık burada. İki kardeş kaldık. İki kardeş kaldık. Biri kuzeyde, biri güneyde. Evet. Yani herkesin çoluğu çocuğu gitti. Amir oldu, memur oldu. Köyde geçim sıkıntılı. Hele bu sene temelli şey oldu bu. Yetkililere buradan da sesleniyorum. Bu gurbenin, mazotun, yemin derdi ne olacak bilmiyorum ki. İki tane motor var, ikisi de kuru deposu duruyor, daha mazot da yetiştiremiyor. Tayyip Baba bunlar azıcık bir el atsa ya, bu nasıl oluyor ki bilmiyorum ki. Bilir mi yani? Abi her gün zam, her gün zam, bu nasıl olacak ya? Kamera burada. Kamera burada ama. Tayyip seslen burada. Becerebilsem o... Direkt. Neydi onun adı lan? Messenger. Tayyip Hüseyin'e yazacağım da bilemiyorum. Mesaj yazmayı ben falan beceremiyorum. Ben hesabını mı? Cimere. Cimere. Bir de şu it köpek yasası çıkarıyorlar hiç durmadan. Kardeşim bir kılık kıyafet bir yasası çıkarsınlar. Gençliğe, yaşlılığa bir örnek versinler. Adam ayı dağda onu vuruyor, adamı parçalıyor. Vay efendim hayvan sevenler. Hayvan severse geçsinler dağa, toplasın, götürsün, beslesinler. Ulan bir beni meclise çıkarsanız da bir konuşsam. Bak ben konularda çok dertliyim ya. Değil mi? He vallahi bak. Ekonomi ne olacak? Ekonominin halı gitti. Fakir temelli fakir oldu, zengin abire zengin oldu. Bunlara kim dur diyecek bilmiyorum ki. Cellin için hoş. Ben seni seviyorum diye.
Celil'im. Tayyip'i seviyoruz ya. Canım. Tayyip'i seviyoruz. Sevmek ayrı da var. Ama o da bizleri seviyorsun işte. Biraz bu şeylere ilgilensin yani. Hayvanlarımız başımıza bela oldu. Satamıyoruz bak. 10 milyar aldığımız ineğe 8 milyar 7 milyar veriyorlar. Nasıl kar edecek? Bir torba yem nereye çıktı? Hele samanı kendimiz üretiyor. Samana para vermiyor da. Buna bir dur desinler artık yetkililer. Bir torbun 400 milyon oldu. Gübresiz ekin zaten olmaz. Gübresiz ekin Hatipgillere benzer aynı burada. Onu da hiç çekmeyeceksin tamam. gelelim bizim kardeşlere bakalım. Ankara'da büyük abim var, emekli imam. Onun da çocukları kendini kurtardı. Sağlık bakanlığında avukat kızı. Oğlu emekli polis. Diğer oğlu Ankara'da bir bilmem bir okulda öğretmen. Beni tanıyan herkese selam söylüyorum daha doğrusu. Özellikle de kardeşim Cemile. Fransa'da bir sapa yere düştün kardeşim. Herkesin gittiği yerde de dersin ki bir gelen giden eksik olmuyor. Şu Mülüz'de, Kolmar'da ne bileyim herkes gelip gidiyor günlük. Bunun kaldığı yerde bir Ispartalılar var. Bir de bizim Karamağaralılar var. Ben de gittim oralara biliyor musun? Ben de gittim. Ben de gittim. Ne kadar kaldın orada? Ben de 5 seneye yakın kaldım. 41 ay kardeşim yanında kaldım Makon'da. Sonra ben Kolmar'a geldim. Kolmar'da, Mülüz'de kaldım. Turist gittik abi, turist gittik. Yazıklar olsun oradakilere de. Milleti eziyorlar. Bir hafta bir şey, ben patronun içine geldim, İtalyan'a çalıştım bir gün. Öyle bir rahat ettim ki adam geliyor diyor ki yavaş yavaş saat 12'de yemeği yiyeceğim, 1'de kalacağım. Bizim Türkler de öldürene kadar çalıştırıyorlar. Bir işçinin yanına katıyorlar 10 tane turist. Her bir gün 2'şer saat fazla çalıştırdığın zaman dünyanın parasını kazanıyorlar ama haram. Bütün turistlerin hakkı var onlarda, bizleri bakmış duyuyor zaten. Bursa'da abim var, ona selam ediyorum, yeğenlerime. Bursa'da kızım var, damatım var, gene kızım var. Var da var, benim Türkiye'nin her tarafında var yavrum, ben öyle şey değilim ki. Antep'te de var kızım. Fransa'da var kızı. Ben Nasret Reisi gibi adamım ama bakmasam işte. Gelin bilmiyor yani. Bir oğlum var, elini öper, o da askerde. Ona zaten konuştuk. Celil aradı, onunla konuşuyorduk. Hatta raporlaştım sonra yine. 45 günü falan var. Ama uzman olarak kalmayı düşünüyorum. Baba dedi, yine konuşuyordu. Ben dedi, yine derdim seni. Nasıl diyorsan öyle. Geldi, tek fotoğraf oldu. 8 kızdan sonra bir tane oğlan bulduk. Mevla'ya şükür, Allah bir de kurtardı. Hala nasılsın hala? İyiyim oğlum, elhamdülillah. Allah'a çok şükürler olsun. İyiyim. Başımı geldi şimdi. Ne oldu? Herifi de öldürmüşsün. Öldü, ben ne olayım Allah'a emanet olun. 7-8 sene var. İyi bağlamadın, herif de öldü.